Saçlarımızı güzel düzeltelim. Fırçala fırçala fırçala. Tamam. Biraz da dişlerimizi fırçalayalım. Ay, gerçi diş macunu bile kalmamış. Ben babamla anneme söyleyeyim de alsınlar yenisini ama payaları yok. Nasıl alacaklar ki? Üf. Şimdi bir şeyler yemem lazım. Okula aç karnımla gidemem. Eğer aç karnıma gidersem öğretmenim demişti ki kafanız çalışmaz. Aç gelmeyin. Ama evde yemek bir şey var mı ki bakayım? Of, bunların hiçbirinde bir şey yok. Süt bile bitmiş. Neyse, bugün sadece su içip gideyim. Şuradan biraz su alayım. Tamam. Bugün de su içtim. Yeterlidir. Olsun. Ay çok geç kaldım galiba. Kimsecikler gözükmüyor. Koş Kübra, koş. Koş. Of. Kitabım, defterim bile yok. Ben ne yapacağım şimdi? Umarım öğretmenim kızmaz bana. Ay, koş Kübra, koş. Bakayım. Herkes de gelmiş. Bütün çocuklar gelmiş okula ya. Neyse. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ay, bu ne be? Bu kim ya? Bugün okulun ilk günü. Ben geçen sene de bu okuldaydım ama kimse konuşmuyordu. Benim ismim Kübra. Kübra, sen yanlış yere geldin galiba. Neden ki? Bu üstün başın ne böyle? Yeni elbiseleyim daha gelmedi. Annemle babam aldı da daha gelmedi. Yoldaymış, geliyorlarmış. Öyle dediler bana. Ya bu ezik galiba. Bu ezik fakir pişlik. Baksana üstüne başına bak. Yırtık pıytık. Okula gelmiş. Çocuklar hepiniz oturun bakayım yerlerinize. Anne, beden öğretmeni geldi. Evet. Şuraya geçin ben de. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün atalarımızın sporu olan bir sporla başlayacağız. Tabii ki basketbol. Basketbol nasıl oynanır? Nedir? Çemberden geçirdiğin zaman kaç tane puan kazanırsın? Onları anlatacağım, paylaşacağım sizlerle çocuklar. Evet, bu arada ilk olarak bir yoklama almak istiyorum. Evet, Bratik. Bratik burada mı? Buradayım eğitmenim. Çok güzel, Ahmet. Ahmet. Merhaba hocam, buradayım mı? Tamam. Buradaki isim biri fakir yazmış. Fakir kim? Fakir mi? Kızım galiba sensin. Fakir misin sen? Fakirim de benim ismim Kübra ama niye öyle yazmışlar ki? Yanlış yazmışlar galiba. Öğretmenim. Allah Allah. Yavrum, bilmiyorum ki, burada fakir yazmışlar ya senin için. Her neyse, sıkıntı yok. Dora burada mı? Buradayım. Süper. Hoş geldin kızım. Bir de şey varmış, Merve varmış. Merve de zaten şurada oturuyor kendisi. Merveciğim, hoş geldin. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde basketbolu anlatacağım. Bu çemberden geçtiği zaman çocuklar böyle basket olur, tamam mı? Basket diye bağırırsın böyle atarken. Bir de şöyle bir şarkısı vardır. Basketbol güçlü olan kazanır dersin. O zaman işler tamamdır. Anladınız mı çocuklar? Ya burası ter kokuyor çocuklar. Kim deodorant şey yapmadı, sıkmadı bugün? Ben biliyorum hocam. Şöyle bir gelin bakayım, bir koklayayım. Gel bakayım. Gel. Oh, bal gibi kokuyor. Oh, çiçek gibi kokuyor. Lavanta gibi kokuyor. Şuna bakayım. Uğur böceği gibi kokuyor. Bok böceği gibi kokuyor. Ne? Tamam. Oturun. Yerlerinize oturun. Allah seni. Yavrum sen şuraya otursan olur mu kızım? Ama şurada şöyle. Neyse, tamam. Yavrum, burası. Gel şöyle geç. Çocuklar şöyle bir camları açın, bir hava alsın. Çok fena bunaldım çünkü. Efsane derecede leş gibi kokuyor burası. Şimdi bir spor öğretmeni olarak çocuklar, yavrum kapıyı mı açmaya gittin? Otursanız da şöyle. Kokudan duyulmuyor eğitmenim. Evet çocuklar, bir de yumurta yemiş belli ki. Bir de yumurta osuruğu yapmış buraya. Bayağı çaktı burnumuza, duyuyorum ben de. Öğretmenim, yavrum, sen... ben yumurta yemedim. Öğretmenim, ben yumurta yemedim. Yavrum, sen yumurta yemedin de ne yedin acaba bugün? Kahvaltımı teneffüste yapacağım, daha yemedim. Üf, açlık sefalet kokuyormuş. Ben de sandım ki kendisi yumurtaymış. Ya geçsene sağ tarafa yavrum. Öğretmenim, Allah. Oradan göremiyorum çok iyi. Gözlerim bozuk. Dersli bir bakayım. Şey anlatmıyorum ki yavrum. Beni görmen gerekiyor. Geç şuraya. Geç arkadaşların ya, sağlığı için. Tamam öğretmenim ama böyle yapmanız biraz ayrımcılık değil mi? Hem ben niye burada oturuyorum ki? Yok yavrum, yok. Çok iyi, çok iyi. Öğretmenim, arkamdaki kız oraya geçti. Ben geçecektim. Beni deyimdi.
Yavrum hatta sen şuraya geç ya. Buradan daha iyi gözüküyor. Otur şuraya hadi. Şimdi çocuklar, basketbol dediğimiz şey çemberden geçtiği zaman çocuklar kaç puan alınır bilen var mı? Bilen... Ben. Evet, evet Doracığım söyle bakalım. Hocam ben biliyorum tabii ki de. Evet. Hocam 2. Evet yavrum 2 puan kendi takımına kazandırmış olursun ama üçlük çizgisinin içinden eğer atarsan 2 puan ama üçlük çizgisinin dışından atarsan takımına 3 puan getirirsin. Aferin Doracığım sana 100 veriyorum. Peki Kübra yani fakir diye yazıyor burada kusura bakma kızım. Efendim öğretmenim. Yavrum sana bir soru soracağım. Badminton'da bir tane sağdan diğer sağının toplam uzunluğu kaç kilometredir? Kaç kilometredir ki acaba? Evet. Ben hiç badminton görmedim ki. Öğretmenim 1,5 kilometre mi? Yavrum kilometre olur mu? Adamlar kaç kilometre oynayacaklar? Otur sıfır. Kaç kilometre ne kadarmış ki ben bilmiyorum. Yavrum metreydi. Bilemedin sen sıfır ama sıfır. Kocaman sıfır. Siz dediniz kaç kilometre diye. Yavrum şaşırtmacı soruydu. Sen de yedin hemen. Otur şimdi oraya. Evet çocuklar. Ya. Normalde derslerimiz biliyorsunuz 45 dakika ama osuruk kokusundan dolayı 5 dakika yapacağım bugün. Çünkü gerçekten şu an ağzıma sanki biri osurdu yani şu anda. Bu arada arkadaşlar bir sonraki dersimiz 5 dakika sonra başlayacak. Kübra'cığım sen şu cam kenarından izlersen bir sonraki dersi hepimizin burun sağlığı için daha hayırlı olacak canım, tamam mı? Öğretmenim ama bu yaptığınız çok üzücü. Beni dışlıyorsunuz resmen. Ben öğrenciniz değil miyim? Niye böyle yapıyorsunuz? Yavrum bir de şey soracağım sana, sen neden üstün başın yırtık, gelirken köpek mi daldı sana, ne oldu? Şey öğretmenim, benim okul kıyafetlerim daha gelmedi, yoldaymış, annemle babama öyle söyledi, o yüzden eski elbiselerimle gelebildim, kusura bakmayın, özür dileyim. Yani yavrum bu kadar fakir olacaksanız bu okula yazdırmayın. Burada lejyon çocukları var, kral torunları var, padişahın çocukları var, sen nesin burada? Sen fakir halkı mı temsil etmeye geldin buraya? Ben de insanım. Tıpkı onlar gibi nefes alıp yemek yiyorum. Ama tabii siz ne anlarsınız ki sizin bir kalbiniz bile yok. Yavrum kusura bakma da yani. Bunların kurabiyeti bile altından yani. Adam altına tuvaletini yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Tahtaya mı yapıyorsun? Ben de senin ağacına. Tövbe estağfurullah. Evet çocuklar teneffüs buyurun. Lejyonlar, kral padişahlar buyurun. Ben fakirim diye bana çok kötü davranıyorlar. Neden böyle ki bu insanlar? Ben fakir olmayı istemedim ki. Ne yapayım ki? Neyse ki maymuşumu getirmiştim. Ona sayılınca bütün dertlerim bitiyor. Canım maymuşum benim, canım maymuşum, iyi ki varsın. Sen olmasan ben kiminle konuşurdum? Kiminle arkadaş olurdum? Neyse, evimi yıkayayım da derse gideyim. Derse gitmem lazım. Yoksa annem de babam çok güzel. Yüzümü yıkadım. Hadi bakalım gidelim içeriye. Ay, ay. Anne. Çocuklar hepiniz yemeğinizi çok... aldınız mı? Bakayım evet. Aydık öğretmenim aydık. O danıt kola almış, hamburger almiş. Kübra kimdi, hanginizdi? Kokulu Kübra kimdi? Osuruklu. Sen mi? Benim yavrum, ama ben osurmadım hiç. Yavrum sana şöyle okulumuz biliyorsun öğrencilerine yemek veriyor. Yavrum sana da şöyle bir yemek kaldı, kusura bakma 3 gündür buralarda duruyor ama afiyet olsun. Ay bu çok iğrenç gözüküyor. Kokuyor bu. Ben bunu yemem. Tıpkı senin gibi. Tıpkı senin gibi biliyor musun? Kokuyor yemekte ya. Ama çok kötü kokuyor. Ben bunu nasıl yiyeyim öğretmenim? Yavrum afiyet bal şeker olsun. Bak diğer çocuklar da ne güzel şeyler yiyor. Sana da o kalmış işte. Okulumuz sana bunu layık görmüş. Afiyet olsun. Of of. Ben doydum öğretmenim. Sağ olun. Doyduk oğlum. Anladım. Çocuklar hadi tekrar derse gireceğiz. Ay karnından guruldama sesi geliyor yavrum. Galiba doyurmamışsın sen karnını. Yok yok. Ayağım yere değmiş de onun sesini duydunuz siz. Ana ayakkabıları da yok ya. Bu cıbıl ayak gelmiş ya bu çocuk. Ha, yani evet. Hadi sınıfınıza geçin. Ay ne güzel şeyler yiyip içiyorlar be. Şu kıza bak hamburger nasıl yiyor. Of of. Keşke ben de yesem ya. Canım çok çekti. Ah keşke. Pişt, Deni,
Danit ister misin? Çok isteyim, çok isteyim. Bana da birazcık versene, bir ısıyık ver sadece. Avucunu ye lan. Çok kötüsün, çok kötü abisin. Neyse, üzülmeyeceğim. Ben dersime odaklanmam gerekiyor, boş ver. Evet çocuklar, hoş geldiniz tekrardan. Kübra'cığım, ikinci derse gelmemeni söylemiştik. Galiba yanlış anladın bizi. Öğretmenim, nasıl gelmeyeyim ama? Ben derse gelmesem nasıl öğreneceğim? Yavrum, sen de git beden eğitimi salonunda üç tur at işte ya. Şuradan falan izle, gel şuradan izle. Gel şuraya. Ama öğretmenim, olmaz öyle, ben göremem. Camdan baksın öğretmenim, giymesin sınıfa. Bir şey söyleyeceğim, bu maymun nedir ya derste? Benim derslerimde maymun olmayacak demedim mi ben? Öğretmenim, ne olur kaymasına izin ver. O benim tek arkadaşım, onu alma benden ne olur. Hocam, ikizini getirmiş. Ondan çıkayım bunu. Vallahi çok güzel destur ya. Aynı benziyor. Bir şey diyeceğim, senin ikizini de ben gördüm yukarıda, biliyor musun? Nerede? Tuvalette canım. Aa, çok ayıp Kübra. Hiç yakıştıramadım senin gibi bir kıza. Öğretmenim, kötü laf etti. Disipline göndereyim onu. Haklısın yavrum. Hayır, öğretmenim lütfen. Maymuşuma da dokunmayın. Ne olur, ver, ne olur. Ver o maymuşu bana ver. Hayır. Ver şimdi maymun. Öğretmenim ya. Evet. Lütfen çocuklar, söyle. Lütfen öğretmenim. Ben ne demiştim çocuklar? Maymun gördüğüm zaman yırtarım dememiş miydim ha? Şimdi ben bu maymunu burada ipinizin içinde parçalayayım da görün. Hayır, lütfen. Lütfen öğretmenim, lütfen yapma. Öğretmenim, lütfen. Hayır. Yırtın. Oh be. İşte bu kadar. Şunu çöpe atayım da geleyim. Yürü git. Senin gibi öğretmen fakir. Fakirleri istemiyoruz. Fakir görmek istemiyoruz bu okulumuzda. Bak bu çocukların hepsi lejyon çocuğu. Padişah çocuğu var. Kral çocuğu var. Sen neyin çocuğusun ha? Elini körünü çocuğumuz. Yürü git lan. Yürü git. Sen var ya, bir daha bu okulda görürsek kafanıza top atarız senin. Yürü git. Pislik fakir. Fakirsin sen. Top fakirsin sen var ya. Top atın çocuklar buna. Gel buna okulumuza zengin olana kadar. Benden lütfen korkma. Ben de senin gibi tatlı bir periyim. Ne? Peri mi? Ama ben peri değilim ki. Ama sen kanatlarım var. Lütfen bana zarar verme. Lütfen. Korkma Kübra, sana zarar vermeyeceğim tatlım. Tıpkı benim gibi hayal gücü kurabilen, hayalleriyle yaşayan insanların hepsi bir peridir. Sen de bir perisin. O gerçekten mi? Tabii ki. Şimdi neden üzgün olduğunu söyler misin bana Kübra'cığım? Benim dünyanın kadar çok sevdiğim, tek dostum olan bir maymuşum vardı. Bana annem onu almıştı. Daha doğrusu çöpten bulmuştuk ama ben onu çok seviyordum. O benim tek arkadaşım, tek dostumdu. Öğretmenim onu aldı ve yıktı, parçaladı, çöpe attı. Ailemin de hiç parası yok. Bana yeni oyuncak alamazlar. İnanmıyorum. Hiç kendini üzme. O kustu pokus. O kustu pokus. Al bakalım. Nasıl olur? Nasıl olur? Bu benim maymuşum. Kübra. Ha? Yavrum. Efendim? Kübra. Efendim? Al bakalım, bu maymun senin. Aa, inanmıyorum. Kübra'cığım, bu maymun senin maymunun aynısı. Onu tamir ettim senin için. Tekrardan yaptım. Maymuşum, canım maymuşum. Çok teşekkür ederim size. Siz perisiniz değil mi? Evet, tıpkı böyle rüyalardaki, masallardaki gibi bir periyim ben Kübra'cığım. Çok teşekkür ederim peri. Çok
Çok teşekkür ederim. Sayende tatlı maymuşuma kavuştum. Canım maymuşum, canım dostum benim. Kübra'cığım, şimdi seni üzen insanlardan intikam almalıyız. Onları biz biraz da üzmeliyiz. Ama nasıl olur ki? Ben çok fakirim. Benim hiçbir şeyim yok ki. Onların her şeyi var. Benim bir giysim bile yok. Ayakkabım bile yok. Ayaklarım çıplak başıyor ve ayaklarımın altı hep yaya oldu. Biliyor musun Peri? Çok canım acıyor. Şimdi seni öyle bir hale getireceğim ki o arkadaşların hepsi hem sana saygı duyacak hem de seni çok sevecekler. Ama şunu asla unutma. Asıl fakir onlar. Çünkü onların ne hayal gücü var ne de sevgileri. Ama senin her şeyin gerçek Kübra. Gerçekten mi diyorsun Peri? Evet öyle. Hazır mısın? Seni sihirliyorum. Hazırım, hazırım. Okustu pokus, okustu pokus. Ne oldu bana? Ne oldu bana böyle? Peri, ne yaptın bana? Kübra'cığım, artık sen de harika özel güçlere sahip bir kızsın. Şimdi arkadaşlarının sana saygı duymasını sağla. Onların yanıldığını öğret onlara. Önemli olan şeyin ne para ne mülk olduğunu öğret. Sadece bu dünyada gerçek olan ve var olan şeyin sevgi olduğunu göster Kübra. Tamam Peri, çok teşekkür ederim her şey için. Galiba bana çok güzel bir şeyler yaptın ama henüz bilmiyorum. Bu arada maymuşum için çok teşekkür ederim Peri. Çok sağ ol, sana borcumu ödeyemem asla. Sadece mutlu olmanı istiyorum Kübra'cığım. Kendine iyi bak. Yavaştan gidiyorum ben. O nereye gidiyor ki acaba? Okus pokus. Ah! Uçtu gitti. Kayboldu. İnanmıyorum. Bu arada benim üstüm başım ne güzel bir şeyler var bende. Ay çok güzel oldum. Şimdi okula gitme zamanı. Beni okulun öğretmen, Sonyacığıma, o öğrenciler hepsi gününü görecekler. Siz beni şimdi görün de bakalım ne düşüneceksiniz. Ay maymuşumu saklayayım da bari. Ana! Ne oldu Pratik? Bu kim? Oha bu kim? Ay. Ana! Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Adın ne senin? Adım Kübra Su. Kübra mı? Kübra Su, sadece Kübra değil. Bir tane kız vardı da buydu, onun da adı oydu. Çok kayıp. Öyle mi, o kıza ne oldu peki? Kovduk gitti ya, çok kokuyordu, pisti. Öyle mi? Yoktu. Dur bakayım. Ay siz ne pis kokuyorsunuz böyle, yaklaşmayın bana pisler. Pis kokuşkanlar, gidin. Nasıl pis kokuyormuşuz? Biz zenginiz. Biz pis kokmayız. Kokuyorsunuz, ben daha zenginim. Benim babam daha zengin. Hepinizden daha zenginim ve benim üstümdekiler daha pahalı. Aşırı pis kokan fakir olan sizsiniz. Oo çocuklar, gel hoş geldiniz, hoş geldiniz. Otur bakayım. Çok güzel. Öğretmenim. Ne oldu ya? Okulumuza bir arkadaş geldi yeni. Her neyse, arkadaşımızı şöyle tahtaya davet edelim. Ya kızım kusura bakma, senin daha demin yerinde kokan bir tane kız vardı, fakirdi, üstü yırtık pırtık bir şeydi. Biz de okulumuzdan kovduk onu gerçekten. Ya yani insanlıktan tam olarak nasibini alamamış böyle. Biraz çocuklara da kötü... Ne? Anlamıyormuşsunuz, siz mi fakirsiniz yoksa? Yırtılmışım. Yırtmışlar. Hemen ben de gidip geliyorum. İşte fakirlerle dalga geçersen böyle olur. Kübra'şı. Ne var? Kanka olalım mı? Çok güzelsin. Yok olmayalım. Ben sizin gibi pis kokanlarla olmam. Ayrıca siz fakirsiniz benden. Ben daha zenginim. Sizinle arkadaş falan olmam. Hadi yiyin gidin. Ayrıca da pis kokuyorsunuz, tamam mı? Ayrıca da benimle olduğu için ama, değil mi? Hayatta olmam seninle de. Seninle de olmam. Hepiniz fakirsiniz bana göre. Ayrıca da kötü kalplisiniz. Ben hepinizden daha iyiyim. Ben gideceğim ve o kovduğunuz kızı bulup onun arkadaşı olacağım. O bile daha iyidir eminim. O kokuyor, pis kokuyor. Üstü başı kötü. Sen bir de kendini gör. Sen ne pis kokuyorsun. Kusura bakmayın. Ben ne oldu sana? Ne oldu öğretmenim?
Ya benim spor kıyafetlerim dikilene kadar bizim okulun hademesinin kıyafetlerini giymek zorunda kaldım. O sırada da dikiş dikiliyor. Dikildikten sonra şey yapacağım, takıp geleceğim. konumuz çocuklar, basketbolda temizlik. Yani basketbol topumuz temiz olmalı. Öğretmenim çok komiksin. Bence siz derse giymeyin, terk edin okulu. bir dakika. Bir dakika, hemen geliyorum tekrardan. Bir şey unutmuşum da o ayrıntıyı tamamlayayım. Öğretmene bak be. Ne var be, niye geldin? Ben gidiyorum içeriye, gelme peşimden. Ya şu ya, bir kere olalım arkadaş, ne oluyor? Hayır. Hiç arkadaşım yok benim. Siz kötü kalpli ve sahte arkadaşlarsınız. Sizinle arkadaş falan olmuyorum. Ay! Evet çocuklar, şu ayrıntıyı unutmuşum da güzel olmuşum diye tahmin ediyorum tam olarak. Ya bu kıyafetler de çok kokuyor ya. Lan kızla dalga geçtim, üstüme başıma sindi galiba. İğrenç kokuyorsunuz, pissiniz. Sizin gibi öğretmen olmadı olsun. Sizi asla dinlemeyeceğiz. Böyle öğretmen olmadı olsun. Hayır yapmayın çocuklar, kahroluyorum şu anda. Lütfen beni böyle dalga etmeyin. Gülmekten ölüyoruz. Git buradan git. Öğrencilerini de al. Bunlar da senin gibi pis kokuyor. Gidin buradan, pisler seni. Hayır. Kahroluyorum, yapmayın çocuklar. Yapmayın. Dalga geçmeyin benimle. Dalga geçmeyin. İyi oldu. Lütfen. Ben gidiyorum evime. Ana, öğretmenin ne oldu? Öğretmen yok oldu resmen. Tıpkı benim maymuşumu parçaladığı gibi kendisi de parçalanarak geberdi ve gitti. Evet, ay neyse. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz belki. Pisler sizi. Arkadaş olayım mı, ne dersin? Hayır derim, sizin gibi kötülerle arkadaş mı olunurmuş, bay bayım. Şuna bak, kendini beğeniyor bu çocuk. Aynen, egolu.